Kamera arkasında mı yoksa seyirci karşısında tiyatroda mı daha rahatsınız? Kamera karşısında mı, seyirci Yani karşısında mı? herhalde öyle demek istemiş. İkisi çok bambaşka şeyler ya. Seyirci karşısında hani tiyatro sahnesinde olmak, onun duygusu başka, onun verdiği enerji başka. O çok ayrı bir şey zaten. O bambaşka bir şey. Her Kamera yaptığınız. karşısında yaptığınız şey hani bir de 3,5 yıldır yaptığınız için yine hani tek düze olmamaya ve şeye dikkat etmek, kafanızı ona çalıştırmaya yöneliyorsunuz. Hani kendinizi tekrar etmemeye ama ikisinin tabii çok başka durumları var. İkisinin de adrenalini çok farklı ya. Şöyle Öyle diyeyim, nasıl olsa diyebilirim biz yani. bir internet, ikisinin de başka piçlikleri var yani. Onları çözmeye çalışıyoruz. Neler öğretti Behzatçı 3,5 senede? Ne tür piçlikler öğretti? Yani Pardon. estağfurullah. Devam et. Piçlik üzerinden gitmeyelim de. Yani. Başka durumlar tabii. Şimdi ilk 10 bölüm, 15 bölüm işte kameraya nasıl oynanacağını biz bilmiyorduk. Yani kameraya nasıl oynanacağını değil, o kamera karşısında nasıl durulacağını bile adam akıllı bilmeyen adamlardık. Bir şey yapıyorduk ama Serdar abi bizi toplayıp toplayıp işte sunuyordu. Hani öyle bir durum vardı ama şimdi az buçuk biliyoruz bir sahnenin nerede, neresinde gol olacağını. Hani bir sahneye baktığınızda 4 sayfalık bir sahnede nerede görev adamı olduğunuzu, işte oyunculuk durumu değil de işte sahnenin yürümesi için nerede nasıl hareket edeceğinizi ama kendi sahnenizde nerede gol atacağınızı, nasıl oynayacağınızı biliyorsunuz az buçuk. Öyle bir durum var yani. Ya Behzat Ç.'nin şöyle bir durumu oldu bizler söz konusu olduğunda. Bunda inançta katılacağını düşünüyorum. Serdar Akar seti diye bir durum var. Türk sinemasında, televizyonunda Kestik biter paydos. ve çok profesyonel bir setle ve bir kadroyla çalışıyorsunuz ve işe böyle bir yerden girmek size bir okul halini alıveriyor. Aynen. Demek istediğin şey biraz şey mi? Hani Serdar abi öyle bir yani bize öyle şeyler öğretti ki tabii bunun yanında Doğan abi de bize öyle Doğru. şeyler öğretti ki hani Sadullah. ilk başta şöyle bir durum vardı. Oynadın, oynamadın, eyvallah geçmiş olsun. Ya hatta ben şöyle bir şey hatırlıyorum, diyalog hatırlıyorum. Usta hani bu kısmı bir daha alabilir miyiz? Geçmiş olsun abicim. Onu artık seneye bir daha oynarsın gibi bir diyalog hatırlıyorum. Serdar abi de öyle bir durum var. Üç kamerayı koyar, oynadın babacığım. Hani bize biraz onu öğretti ve o çok gerçekten hani şey böyle Bu işin o, kamera karşısında disiplinini öğretti ayık diyeyim. olmayı öğrendik yani Aslında biz. tiyatroyla biraz da benzermiş o zaman hani. Tabii Tek canım tekrar yani yaptırmıyor. şey adı nedir? Hani bize ilk başlarda diziyi çekerken şey durumu yoktu bize. Şimdi şurada duracaksın şu lafı. Çünkü hep öyle anlatılıyordu zaten. Hani bizim dizi yapan arkadaşlarımız da öyle anlatıyordu. Burada duracaksın, ışık orada bilmem ne o tarafa doğru lafını söyleyeceksin gibi bir durum vardı. Serdar abi de şöyle bir durum oldu ama biz oynuyorduk, o kameraları ışığı ona göre yerleştiriyordu. Yani o bize göre yerleştiriyordu. Bu da çok büyük avantaj. Ondan sonra da oynadın, oynamadın, geçmiş olsun diyordu. Aslında o doğallık, Yani. hani herkesin böyle İşte ağzının açık kaldığı doğallık oradan öyle çıkmış o zaman. belki biraz oradan tabii yani. Serdar abi çünkü hakikaten çünkü onu seviyordu yani. O ilk olan kıymetliydi. Hatta şeyi de dediğini bilirim yani. İlkinde nasıl oynadıysan en kıymetlisi o. Çünkü ilk olan o. Gerçekten en kıymetlisi o. En samimisi de o.